Alt tarafta verilen eşitlikleri kullanmak için üstteki eşitlikte iki tarafında x'e göre türevini bir alalım. fx'in türevinden f türev x gelir. gx kübün türevinden g türev x küp çarpı şu iç kısmın türevinden de 3x kare gelecektir. Tabi fx'in türevini alırken de iç kısımdaki x'in türevini alıyoruz ama o 1 geldiği için artık onu sürekli söylemiyoruz arkadaşlar. Artı k çarpı x üzeri 4'ün türevinden 4 çarpı k çarpı x'in 3. kuvvetinin geleceğini söyleyebiliriz. F türev eksi 1 ve G türev eksi 1 verilmiş. Belli ki biz burada her tarafta x yerine kaç yazacağız? Eksi 1. x yerine eksi 1 yazdığımızda F türev eksi 1 eşittir. G türev eksi 1 çarpı eksi 1'in karesi 1 1 kere 3'ten 3 üç. artı 4 çarpı K çarpı eksi 1'in küpünden yine eksi 1 gelmiş olur arkadaşlar. Şimdi F türev eksi 1'imiz 2 idi. Eşittir. G türev eksi 1 de 2 geldi. 2 kere 3'ten burası 6 oldu. Şuradan da neyin geldiğini görüyoruz. Eksi 4 K'nin geldiğini görüyoruz. Buradan 4 tane K'miz 4 gelir. K'miz de 4 bölü 4'ten 1 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Öncelikle iki tarafında x'e göre türevini bir alalım. F 3x eksi 5'in türevinden f türev 3x eksi 5 çarpı şu iç kısmın türevinden 3'ün geleceğini görüyoruz. 2x karenin türevi bize 4x'i verir. x'in türevinden 1 gelir. Eksi 1'in türevi de 0 olacaktır. F türev 1'i arıyoruz. Şu iç kısmın 1 olması lazım. Bunun için x yerine 2 yazmamız gerekiyor. Her tarafta x yerine 2 yazınca f türev 1 çarpı 3 eşittir. 4 kere 2 8 artı 1'den 9 verir. Her tarafı 3'e böldüğümüzde f türev birimiz 9 bölü 3'ten 3 gelecektir. Doğru cevabımızın c şıkkı olması gerekir. Bizlere f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Türevimizin pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun artan, türevimizin negatif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun azalan geldiğini biliyoruz. Bakın burada türevimizin grafiği hep x ekseninin altında kalmış. Yani hep negatif görüntülere sahip. Sadece 2 için türevimizin 0 olduğunu görüyoruz. Yani türevimiz için bir işaret tablosu yapmak istesek buraya 2 yazarız türevimiz burada kaça eşittir sıfıra eşittir e, hatta burada çift katlı kök gibi düşünebiliriz neden hani hem sağ tarafında hem sol tarafında türevimiz negatif olduğu için bu da bize e, türevimiz hep negatif geldiğinden hani şurada çift katlı kökle sıfır elde edilmiş bile olsa daima azalan bir fx grafiğini ne yapmış olacaktır? Vermiş olacaktır arkadaşlar. Mesela şöyle bir grafiğe sahip olabiliriz. Ya da şöyle bir grafiğe sahip olabiliriz ama sonuçta asıl fonksiyon daima azalan bir fonksiyon olarak gelecektir. Peki daima azalan fonksiyonlardaki mantık ne? Siz absisleri büyüttükçe yani f'in içine yazdığınız değerleri büyüttükçe görüntüler, fx'ler küçülmüş olur. O zaman absis büyüyor görüntü küçülüyor. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Bakın burada f fonksiyonu ile ilgili azalandır demiş. Bu doğru gelecektir. F2 bir yerel maksimum değeridir demiş. Hayır. F fonksiyonu daima azalan bir fonksiyon olduğu için orada yerel maksimum, yerel minimum değer yakalayamayız. Bu yanlış olarak gelir. F ikinci türev 2 tanımlı değildir demiş. Şimdi F ikinci türev diyor bakın. Burada bize verilen ne? F birinci türev. Biz bunun türevini aldığımızda F ikinci türeve geçmiş olacağız. Şöyle düşünün. F türevi G gibi düşünün. G'nin türevini aldığımızda F ikinci türevi. G birinci türevi geçmiş oluruz. Şimdi biz G fonksiyonuna baktığımızda burada de bir sivri uç oluşmuş. Dolayısıyla G'nin türevi de olmayacaktır. Çünkü sol taraftaki türevli sağ taraftaki türev farklı gelir. Dolayısıyla G 2'de tanımlı da olsa orada sivri uç oluştuğu için G türev 2'de ne olmaz? Tanımlı olmaz. E burada biz hani kolaylık olsun diye f türevle f ikinci türevi g ve g türev gibi göstermiştik. O zaman g türev iki de tanımlı değilse f'in ikinci türevinin de aslında ikide tanımlı olmadığını anlamış oluruz. Yani üçüncü ifademiz de doğru gelir. Baktığımızda 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Alt taraftaki eşitlikte iki tarafında türevini alırsak sonuca gidebiliriz diye düşünüyorum. Ee, sol taraftan g türev x elde etmiş oluruz. Sağ tarafta öncelikle f türev x çarpı fx'i yazacağız. Sonra da şu iç kısmın türevini bunun yanına yazmamız gerekiyor. Normalde g x'in türevini alırken de aslında g türev x deyip şu içerideki x'in türevinden buraya bir yazarız ama bir etki eleman olduğu için bunu sürekli yazmıyoruz. Yoksa içinde türevini almak gerekir. İçin türevi aslında çarpımın türevinden gelir. X'in türevinden 1 sonra fx'in kendisi artı fx'in türevinden f türev x çarpı x'in kendisi gelmiş olur. G türev 0 arıyoruz. X gördüğümüz yere her tarafta 0 yazarsak G türev 0 eşittir. F türev 0 çarpı F0 gelmiş olur. Devam ettiğimde 1 çarpı F0'ın geldiğini görüyorum. Burada da F türev 0 sıfır çarpı 0'ın geldiğini söyleyebiliriz. Zaten şurası bize 0 verecektir. Şurada da F türevin iç kısmında 0 elde etmiş oluruz. O zaman G türev 0'ımız aslında F türev 0 çarpı şuradan gelen F0'a eşit olarak gelecektir. E üst tarafta da hem F0 hem F türev 0 2 olarak verilmiş. Bunların her biri 2 gelir. Bu çarpım bizi 4'e götürür. G türev 0'ın 4 gelmesi gerekir. Yani doğru cevabımız burada B şıkkıdır arkadaşlar. Önemli bir bilgimiz var. G türev x eşittir 0 eşitliğini yalnızca x eşittir 4 değeri sağlıyormuş. Yani biz sadece g'nin türevinde 4 yazdığımızda 0'ın geldiğini biliyoruz. g bileşke f'in türevi x eşittir 0'ı sağlayan x değerlerinin çarpımını bulmaya çalışacağız. Bileşke fonksiyonun türevini aldığımızda g türev fx çarpı f türev x elde ederiz. Bunu 0 yapan x değerlerini bulmaya çalışacağız. Şimdi f türev x eşittir 0'da zaten fx'i biliyoruz. Hemen f türev x'e geçiş yapalım. f türev x'imiz 2x artı 2 olarak gelecektir. Buraya 2x artı 2 yazıp 0 eşitlediğimizde burayı 0 yapan x değeri Thank <laughs> you. Eksi 1 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Eksi 1'i yakaladık. Bir de g türev fx'ten 0'ın gelmesi lazım. E biz g türevde 0'a ulaşmak için şu iç kısmın kaç olması gerektiğini biliyoruz. 4 olması gerektiğini biliyoruz. Bunun dışında zaten g türevi 0 yapamıyoruz. O zaman biz burada aslında fx'in 4'e eşit olduğu durumları arıyoruz. fx'in yerine x kare artı 2x eksi 4 yazıp bunu 4'e eşitlediğimizde x kare artı 2x eksi 8 eşittir 0 gelir. Çarpanları ayırdığımızda x artı 4 çarpı x eksi 2'nin geldiğini görüyoruz. Burayı sıfırlayan x değerleri eksi 4 ve 2 olarak gelecektir. Eksi 1'i bulmuştuk. 2 ve 4, eksi 4 de buradan geldi. Bunların çarpımını bulacağız. Eksi 4 çarpı 2 çarpı eksi 1 yazıyorum. Bu bana 8'i verecektir. Doğru cevabım burada. E şıkkı gelir arkadaşlar. Türevimizin negatif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun azalan, türevimizin pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun artan olduğunu biliyoruz. Biz türevimizin grafiğine baktığımızda eksi a ve a'da türevimiz sıfıra eşit. Eksi a ile a'nın arasında grafik x ekseninin altında kaldığı için türevin negatif. a'nın sağ tarafında ve eksi a'nın sol tarafında ise grafiğimiz x ekseninin üstünde kaldığı için türevimizin ne geldiğini görüyoruz? Pozitif geldiğini görüyoruz. Hemen eksi a ve a ile bir işaret tablosu oluşturmak istiyorum. Türevimizin işaret tablosunu oluşturuyoruz. Eksi a a arasında türevimiz negatif. a'nın sağ tarafında ve eksi a'nın sol tarafında türevimiz pozitif. O zaman asıl fonksiyon -a'ya kadar artan, eksi -a'dan a'ya kadar azalan, a'dan sonra artan bir fonksiyon olarak gelecektir. Yani şuna benzer bir grafiğimizin olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Demiş ki f0 sıfırdan küçüktür demiş. Şimdi biz sadece asıl fonksiyonun artanlığına ve azalanlığına dair bir yorum yaptık. Burada fonksiyonun kendisi nerede sıfırdan küçük görüntüye sahip, nerede sıfırdan büyük görüntüye sahip buna emin olamıyoruz. Dolayısıyla bu kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Eksi a, a aralığında f azalandır demiş. Evet biz az önce onu yakalamıştık bu doğru olarak gelecektir. f a bir yerel minimum değeridir demiş. Baktığımızda evet a'da yerel minimum olduğunu görüyoruz. Eksi a'da yerel maksimum gelecektir. Yani üçüncü de doğrudur. O zaman 2 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. 120 TL'yi 80 kişi olana kadar kişi başı ücret olarak alıyoruz. Yani biz burada 80 kişi olduğumuz anda kişi başı 120 TL ücret alacağız ve 80 çarpı 120 lira kazanmış olacağız. Ama 80 kişiyi geçtiğimizde 80'i geçtiğimiz her kişi için tüm katılımcılardan 50'şer kuruş daha az para alıyoruz. 50 kuruş 50 bölü yüzden bize 1 bölü 2 TL'yi verecektir. Mesela şurada 120 kişiden bahsedilmiş. 80'den 120'ye gelmek demek 80'i 120 eksi 80'den 40 kişi geçmek demektir. Kişi başı 1 bölü 2 TL ne yapacağız biz burada? ucuzlatmış olacağız. Bu durumda 40 çarpı 1 bölü 2'den 20 TL ucuzlatıyoruz ve 120'yi de kaça getirmiş oluyoruz? 100'e ama 120 çarpı 100'ü bu sefer kazanmış oluyoruz. 80 çarpı 120 dediğimizde 9600 lira kazanırız ama 120 çarpı 100 dediğimizde 12000 lirayı ne yapmış oluruz? Kazanmış oluruz arkadaşlar. Bu mantıkla ilerlediğimizde kaç kişi katılırsa e, gelirimiz en fazla olur. Bunu yakalamaya çalışacağız. O zaman şöyle yapalım. 80'in üzerine eklenen kişi sayısını x olarak alalım. Yani toplam kişi sayımız 80 artı x ile gösterilmiş olsun. Gelen her kişi için ücretten 1 bölü 2 TL düşeceğiz. O zaman x kişi için x çarpı 1 bölü 2'den x bölü 2 TL düşmüş oluruz. Normalde ücret 120 idi. 120'den x bölü 2 düşersek kişi başı 120 eksi x bölü 2 lira alırız. Ve gelirimiz de bu ikisinin çarpımı şeklinde olur. Biz bu çarpımı fx ile göstereceğiz ve fx'in ne olmasını istiyoruz? maksimum olmasını istiyoruz. Düzenlediğimizde burası 80 artı x çarpı 120 eksi x bölü 2 olarak gelir. Bunu fx olarak aldık. Bunu maksimum yapan x değerini f'in türevi yardımıyla yakalayacağız. Ama hep şunu söylüyorum. Daha önceki soru çözümlerinde söyledim. Eğer burada fx ikinci dereceden bir polinom fonksiyonsa yani bir parabol ise doğrudan tepe noktası odaklı olabiliriz. Bakın biz burada çarpmayı yaptığımızda eksi x kare bölü ikili bir ifade gelir. Yani aslında bu kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Bu da maksimum değeri tepe noktasında alır. Tepe noktasının apsisini bulmak için köklerimizin tam ortasına odaklanırız. Burayı sıfır yapan x değerlerine baktığımızda buradan eksi 80 gelir. Burayı sıfır eşitlersek de x'imiz 240 olarak gelecektir. Eksi 80 240'ın tam ortası bizi Tepe noktasının apsisine götürür nasıl bulacağız toplayıp 2'ye böleceğiz eksi 80 240 daha 160 yapar 2'ye bölünce 80 gelir Demek ki biz burada x yerine 80'i verdiğimizde maksimum kazanıma ulaşmış oluruz diyor ki geziye kaç kişi katılırsa maksimum gelir elde edilir Kişi sayısını burada 80 artı x olarak göstermiştik. E, X'i de burada 80 olarak yakaladık maksimum gelir için. O zaman x yerine de 80 verirsek 80 artı 80'den 160 kişiye ulaşırız. Doğru cevabımızın burada A şıkkı 160 gelmesi gerekir. Burada x artı 3'ün karesinin bir çarpan olarak bulunması bizim için önemli. Bu durumda x artı 3 sıfıra eşitlediğimizde elde ettiğimiz eksi 3 değeri çift katlı kök olarak gelecektir. Eksi 3'ün çift katlı kök olduğu grafiklere baktığımızda bir b'yi görüyorum bir de e'yi görüyorum arkadaşlar. Benzer mantıkla 1 eksi x'i sıfıra eşitlediğimizde x 1 gelir. Yani burada tek katlı kök olarak 1'in gelmesi gerekir. Yine iki tarafta da 1'i görüyoruz. Peki hangisi olacak? Bence burada x'e 0 vererek yakalayabiliriz sonucu. X'e 0 verdiğimizde 1 eksi 0'dan 1 gelir. 0 artı 3, 3'ün karesi 9. 1 kere 9'dan 9'u elde ederiz. Yani bizim grafiğimiz X0, Y9. 0'a 9 noktasından geçmelidir. Bu da bize E şıkkında verilmiştir. Çünkü B'deki bakın 0 eksi 9'dan geçiyor. Bunu elemiş oluruz. Doğru cevabımız da E şıkkı olarak gelir arkadaşlar. Bizlere f fonksiyonunun grafiğinin ve g'nin türevinin grafiğinin verildiğini görüyoruz. Bakın f kendisi doğrusal fonksiyon olarak gelmiş. g'nin türevi doğrusal geliyor. Yani birinci dereceden polinom fonksiyon. Belli ki g'nin kendisi ikinci dereceden bir polinom fonksiyon. Türevini aldığımızda birinci dereceden bir polinom fonksiyon yani doğrusal fonksiyon gelmiş. Aslında bunları ben yazabiliriz diye düşünüyorum. Mesela fx'i bir yazmaya çalışalım. fx'e baktığımızda orijinden geçiyor. Şuradaki açıyı alfa olarak aldığımızda tanjant alfa da F'in eğimi olacaktır. Burada bir dik üçgen zaten oluşmuş. Karşısı 3 birim, komşusu 1 bir birim. Tanjant alfa 3 bölü 1'den 3 gelir. Yani Fx doğrudan 3x olarak gelecektir. Bence G'nin türevini de oluşturabiliriz. Şimdi G'nin türevini şöyle Y gibi düşünelim. Kafamız karışmasın. Ee, şimdi biz burada Y'yi oluşturmaya çalışacağız. Bakın X'i de 4'te kesiyoruz. Y'yi de 4'te kesiyoruz. Nasıl yazıyorduk o zaman biz denklemi? Y bölü Y'yi kestiği nokta artı X bölü X'i kestiği nokta eşittir 1 diye. Burada her tarafı 4'te çarptığımızda y artı x eşittir 4 gelir. Yani y'miz burada 4 eksi x olarak gelmiştir. Dolayısıyla g türev x'inde ne olduğunu söyleyebiliriz. 4 eksi x olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi g bileşke f'in türevini alacağız. Bu bize g'nin türevinde fx çarpı f'in türevi x'i verecektir. Burada x yerine 1 yazdığımızda g'nin türevinde f1 çarpı f türev 1 gelmiş olur. Şimdi f zaten doğrusal fonksiyon olduğu için türevi eğimi gelecektir. O zaman f türev 1 de f'in eğiminden 3 olarak gelmiştir. F1'in 3 kere 1'den 3 geldiğini, buradan da g türev 3'ün istendiğini görüyoruz. Şurada x yerine 3 yazarsak y türev 3'ümüz 4 3'ten 1 gelir. Burada 1 gelmiştir. 1 kere 3 3 yapar. Doğru cevabımızın C şıkkı 3 gelmesi gerekir. Türevimizin pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun artan, türevimizin negatif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuzun azalan olarak geleceğini biliyoruz. Bizlere türevimizin grafiği verilmiş. Grafiğe baktığımızda sadece türevimizin bir de eşit olduğunu, bunun dışında birin sağ tarafında da sol tarafında da grafiğin x80'in üstünde kaldığı için türevin hep pozitif değerleri sahip olduğunu görüyoruz. O zaman türev için bir işaret tablosu oluşturmak istesek türevde bir yazdığımızda sıfırın geldiğini ama birin sağ tarafında da birin sol tarafında da türevimizin pozitif geleceğini görüyoruz. Türevimizin pozitif olduğu yerlerde asıl fonksiyonumuz artan olarak gelecektir. Bu durumda bizim fonksiyonumuz daima artan bir fonksiyon olarak gelmiştir. Bire kadar da artıyor birden sonra da artmaya devam ediyor. Bu durumda asıl fonksiyon daima artan bir fonksiyon olarak gelir. Peki artanlık ne demek? Artan olduğumuz aralıklarda apsislerimizi büyüttükçe o apsislerle elde edeceğimiz görüntülerde ne yapmış olacaktır? Büyümüş olacaktır. Yani daha büyük apsis daha büyük görüntü demektir. Biz burada sıfırın 1'in ve 2'nin görüntüsünü karşılaştıracağız. F fonksiyonunda 0'ın 1'den küçük olduğunu, 1'in de 2'den küçük olduğunu biliyoruz. 2'nin 1'den büyük olduğunu, 1'in de 0'dan büyük olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi daha büyük görüntü, daha büyük apsiste geliyor artan fonksiyonlarda. Bu durumda en büyük görüntüyü F2'de daha sonra F1'de en küçük görüntüyü de bu üçü arasında F0'da elde edeceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman doğru sıralama F0 küçüktür F1 küçüktür F2 olmalıdır. Bu da bize A şıkkında verilmiştir. Üst tarafta bize verilen eğriyi fx'de gösterdiğimizi düşünelim. fx'imizi şöyle temsili olarak çizmiş olalım. Üzerindeki a virgül b noktasından çizilen bir teğet var. O teğeti de şöyle mavi ile oluşturduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Teğet olduğumuz nokta p noktasıymış. Koordinatları da a virgül b olarak geliyormuş. Aslında burada fx fonksiyonunda x'e a vererek e, ordinatımızı yani e, a virgül b noktasındaki b'yi bulabiliriz. Ben burada x yerine a yazdığımda f a değeri A bölü A artı A yani A bölü 2A'dan 1 bölü 2 olarak gelecektir. Yani aslında bu nokta A virgül 1 bölü 2 noktası olarak gelmiştir arkadaşlar. İşte çizdiğimiz teyette burada bize verilmiş ee, y eşittir eksi 1 bölü 8 çarpı x artı c doğrusu olarak gelmiş. Normalde bu doğrunun şuradaki A virgül 1 bölü 2 noktasını sağlayacağını biliyoruz. Çünkü bu doğru bu noktadan geçiyor. O zaman doğruda da x yerine A verdiğimizde y 1 bölü 2 gelmeli. O zaman 1 bölü 2 eşittir. X yerine A verdiğimiz için eksi A bölü 8 artı C'nin geldiğinde söyleyebiliriz. Bunun dışında doğrumuzun eğimini bulmak için kırmızıyla çizdiğimiz fx'in türevini alırız ve teğet olduğumuz noktanın apsisi yani a'yı yazarız. Doğrumuzun eğimi eksi 1 bölü 8 olduğu için f türevi anında eksi 1 bölü 8 gelmesi gerekir arkadaşlar. Şu alt tarafta bir f türevi x'i hesaplayalım. Şimdi ben öncelikle fx'i düzenlemek istiyorum. fx a çarpı x artı a'nın eksi birinci kuvveti olarak yazılabilir. Çünkü burayı a çarpı 1 bölü x artı a olarak düşündüğümüzde bu bize a çarpı x artı a'nın eksi birinci kuvvetini verir. Hemen buradan bir f türev x'e geçiş yapalım. Eksi 1'i başa gönderdiğimizde eksi a gelmiş olur. Çarpı x artı a'nın kuvveti bir azaltırsak eksi ikinci kuvveti gelir. Parantezin içinde x artı a var. İçin türevinden de 1'in geleceğini görüyoruz. O zaman f türev x'imiz eksi a bölü x artı a'nın ikinci kuvveti olarak gelmiş olacaktır. İşte burada a yazdığımızda eksi 1 bölü 8 gelmesini istiyoruz. Hemen burada x yerine a yazalım. x yerine a yazdığımızda eksi a bölü x yerine a yazdık a artı a 2 a yapar. Karesinden de 4 tane a kare gelmiş olur. A'lar sadeleşirse burası bize eksi 1 bölü 4 A'yı verecektir. Bu eksi 1 bölü 8'e eşitse 4 A'mızın 8'e eşit olduğunu A'mızın da 8 bölü 4'ten 2 geleceğini görüyoruz. A'mız 2 hemen şurada yerine yazarsak 1 bölü 2 eşittir. A yerine 2 yazınca eksi 2 bölü 8'den eksi 1 bölü 4 gelmiş olur. Buna da C'yi eklememiz gerekir. Eksi 1 bölü 4'ü karşıya gönderdiğimizde 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 bize C'yi verir. Payda eşitlersek 2 ile genişlettiğimizde 2 kere 1 2 bir daha 3 yapar. Paydamıza 4 gelir. Yani C'mizde 3 bölü 4 olarak bulunur. Biz az önce zaten A virgül B noktasını A virgül 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. Yani buradan B'miz kaç gelmişti? 1 bölü 2. A'yı kendimiz kaç olarak bulduk? 2 olarak bulduk. C'yi de şimdi 3 bölü 4 olarak bulduğumuzu görüyoruz. Bunların toplamını bulmaya çalışacağız. 2 ile 1 bölü 2'yi toplayınca 5 bölü 2 yapar. Buna da 3 bölü 4 eklememiz gerekiyor. Şurada payda eşit dediğimizde 2 kere 5'ten 10 gelir. 3 daha eklersek 13 bölü 4'e ulaşırız. Doğru cevabımızın burada C şıkkı 13 bölü 4 gelmesi gerekir. ABCD dikdörtgeninin çevresi 48 metre olarak bize verilmiş. Şimdi dikdörtgenimizin dikey duran kenarlarından bir tanesinin uzunluğunun 5x olarak geldiğini görüyoruz. Karşı tarafta da bir 5x'imizin olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şuraya ben E noktası desem EC arasını Y olarak almış olsam yatay duran bir kenarımız X artı Y gelir. Aynı X artı Y alt tarafa da gelecektir. Dikdörtgenin çevresini hesapladığımızda 5X buradan X artı Y buradan 6X artı Y yapar. Bunu 2 ile çarptığımızda çevremizi buluruz. Bu da bize 48'i vermeli. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 6x artı y'miz 48 bölü 2'den 24 olarak gelecektir. Biz şimdi mutfağın en geniş alanlı olmasını istiyoruz. Mutfağın alanını nasıl hesaplayacağız? Bir kenarı y olan bir kenarı 2x olan bir dikdörtgen var. Buradan hesaplayacağız. Biz y çarpı 2x'in ne olmasını istiyoruz? En fazla yani maksimum olmasını istiyoruz tek bir bilinmeyen üzerinden burayı yakalamaya çalışacağız. Bakın şu üst tarafta y'yi yalnız bırakırsak y değerimiz 24 eksi 6 x olarak gelecektir. Burada y yerine 24 eksi 6 x yazdığımızda 24 eksi 6 x çarpı 2 x'i fx ile gösterirsek burada mutfağın alanını veren ifadeyi bir fx fonksiyonuyla elde etmiş oluruz. İşte biz bunun ne olmasını istiyoruz? Maksimum. Tabii ki türev yardımıyla ilerleyebiliriz. Ama elimizde bir parabol varsa hep diyorum ki türeve gitmeyin tepe noktası üzerinden yorum yapın. Bakın biz burayı çarptığımızda x karesinin katsayısı negatif olan yani kolları aşağı doğru olan bir parabolü ne yapmış oluruz elde etmiş oluruz. Burayı da maksimum yapmak için parabolün neyini kullanmamız gerekir? Tepe noktasını kullanmamız gerekir. Tepe noktasının apsisini Köklerinin ya da sıfırların tam ortasından yakalayabileceğimizi biliyoruz. Burayı sıfırlayan x değerlerine baktığımızda buradan sıfır gelir. Buradan da 24 eksi 6 eksi 0 eşitlersek x'imiz 4 olarak gelecektir. 0 ve 4'ün tam ortasında 2 olduğu için fx'i maksimum yapmak adına bizim burada x'e 2 vermemiz gerekir. x'e 2 verdiğimizde 6 kere 2 12, 24 eksi 12'den 12 gelmiş olur. Çarpı 2 kere 2'den de 4 gelir ve alan da 48'e ulaşmış olur arkadaşlar. İşte burada alanı maksimum yapmak için x'e kaç vermemiz gerektiğini bulduk. 2 vermemiz gerektiğini bulduk. Bizden de bu istendiği için doğru cevabımız burada B şıkkı 2 olarak gelecektir. O maksimum alanda bize 48 metrekareyi vermiş olur arkadaşlar.